Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam, ben Zafer Akçay. Reklam kesintisiz yayına hoş geldiniz. Amerika ile başlıyoruz. İlginç değil mi? Ama sürücü Türk. O yüzden Samet sıkılıyor. Bir sağ yapıyor, bir sol yapıyor, bir sağ yapıyor. Sonra bak ne oluyor. Şimdi size anlatacağım ne olduğunu. Dur. Samet iyi. Ellerini kolları kontrol ediyor. Çok başarılı bir hareket bu. Bilinçli bir sürücü. Tamam, iyi. Ne olduğuna inanamayacaksınız. Niçin olduğuna daha doğrusu. Buna çok dikkat edin lütfen. Bak şimdi. Gelsin Samet. Şimdi. Hah. Tamam, bunu kabul edersiniz etmezsiniz sorun değil. Karşıdan gelen motorcuya bakın. Samet ona selam vermeye çalışıyor. Ya vermeyin bu durumlarda selam. Bak elle selam. Sonra elini daha atarken gidona öndeki araba çoktan fren yapmış. Ne yapsın? Yani şimdi şu selam ver. Yatmış adam virajda selam vermeye çalışıyor. Verme, tamam aldık kabul ettik. Verme, geçmiş olsun. Devam edelim bakalım Eyüp'le. O da ara dere yapacak mı acaba? Gidiyor şimdi buradan. Sağdaki arabaya ne kadar yakın geçti. Güvenlik balonu. Of 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 of. Gördün mü karşıdan ne uçtu geldi? Bunun çok benzeri Instagram'da dolaşıyor. Bir böyle iş makinesinden kopuyor geliyor. Bizim neyimiz eksik? Biz de yaptık. Bak şimdi. Sağdan geliyor o cisim. Neyse kamyonetin arkasında bir şey var. Yavaşlattım bak. Oradan uçmaya başladı şimdi. Tavanı uçuyor onun. Plastik bir parça. Ve uçuyor döne döne. Eyüp'ün yapabileceği hiçbir şey yok. Umuyorum giyinmiştir. Tam kıyafet vardır diye. Aklımdan geçirdim bunu seyrederken. Çarpıyor. Ve bir yerde. Bakın bunlar hakikaten binde bir ihtimalde olsa başımıza gelebilecek şeyler. İşte o yüzden çırpınıyorum. Aman giyinin. Devam edelim. Ha, burası şey Water Garden'ın önü. Motorcu cenneti oldu orası biliyorsunuz. Bakın motorlar geçiyor falan. On hatta ilerliyor buradan. Bir U dönüşü yaptı. Yasak. Öndeki beyaz araba. Bir fren falan. On hatta gidiyor. Beyaz araba iyice yavaşlıyor. On hat ne yapıyor? Sağından geçmek için hamle yapıyor. Kaç tane işaret var bak. Bunu yapmaman için Onat kaç tane işaret var? Onat ne yapabilirdi? Bakalım. Bak şimdi arabanın freni yandı mı? Dümdüz gidiyor. Niye fren yapsın burada? Çünkü yer arıyor. Ha, park edecek. Bir daha yandı. Bak bıraktı. Bir daha yandı frenler. Ve sağda boş alan var. Ataşehir'de boş park yeri var orada. Kaçırır mı? Döner mi Onat'cığım? Ne işin var senin orada? İpuçlarını birleştirin. Yine trafik, yine trafik. Umut'la sürüyoruz. Umut sağ tarafı gözüne kestiriyor. Ha, öndekine bak, öndekine bak. Polis arabasına da böyle çarpılmaz. Ha? Bak şimdi öndeki araca Allah aşkına. Motora bak öndeki. Kamyonun kasasına git onu çarpınca. Merhaba polis amca, ben geldim. Onlar da muhtemelen hoş geldin demişlerdir. Yani o arkadaş kim bilmiyoruz, geçmiş olsun tabii ama ya bedevi durumu ya. Emre ile devam. Bağdat Caddesi burası herhalde. Emre sürüyor. Önde trafik tıkandı. Emre bir makas. Hop bir daha dedi, şurası bana açık dedi. Oraya da geçeyim dedi. Oraya da buraya da geçeyim. Bayılıyoruz bu işleri yapmaya. Bak şimdi sola geçti. Şimdi sağa geçecek. Tamam çok güzel, hadi bakalım gidiyor. Kimseyi rahatsız etmedi şu ana kadar galiba değil mi? Ancak Emre bu ne? Emre bu ne? Adamcağızı düşürdün. Doğru yaya geçidi değil falan ama yani işte yaya. Bak şimdi ta buradan videodan ben o adamın hareketlendiğini görüyorum arabanın çaprazında. Canlı canlı haydi haydi görünüyor. Bak buradan da görünüyor adam. Şimdi Emre'cim sen burada gaz gezi fren yapsana. Adam çıkmış. İşte Emre ne yapabilirdi? Etrafına iyi bakabilirdi. Ama Bağdat Caddesi'nde de çok fazla dikkat dağıtan şey olabilir tabii. Değil mi? Çok güzel şeyler orada, mağazalar falan. Doğru. Görmedim dedi adamcağız. Ne yapsın? Bir de kaldırmaya çalışıyor bak. Emre utan utan. Kadir'le devam edelim. Şimdi aşağıyı seyredin. Ya bu video beni benden aldı derler ya öyle bir video.
Karşınıza neyin, kimin, ne zaman çıkacağı belli olmaz arkadaşlar. Ya bunu tahmin etmek çok zor. Bak bak bak. Gördün mü? Allah'ım akıl ver ya, ne diye bak, bu ne ya, bu ne, Kadir'e saldırıyor, yumruk atacak, tipe bak. Yani temkinli olun. Anılcık aralardan derelerden, bak ben tasvip etmiyorum, bana diyorsunuz ya kızım onlara diye, kızmak ne haddime, kızmak değil ama ben tasvip etmiyorum, böyle bu kadar dar alanlarda bunları yapmayın, kendinize ve başkasına zarar verirsiniz. Ya Anılcım düştü. Ne o? Kapı açıldı. Bak şimdi gidiyor. Durduracağım şimdi. Bak kapının açıldığı belli. Şimdi sen ama bunu ararsan görebilirsin. Orada arabanın kapısı aralandı belli. Şimdi daha çok belli artık. Şimdi Anıl'ın bunu araması lazım. Sağda park etmiş araçlar varsa arkadaşlar, ya kapısı açılır ya yola çıkar. Şimdi bunları öngörmeniz lazım. O zaman kapılara daha dikkat lütfen. Akşam vakti. Bakınız şimdi oradaki beyaz ticari araba gibi duran arabaya bakın. Şimdi Başar geliyor arkadan motoruyla ama araç dönüyor. U dönüşü yapılmaz. Yasak. Yasak oradan U dönüşü yapmak. Nereden biliyorum? Gel göstereyim sana da. Bak şimdi başladı ya dönüş. Başar da geldi oradan. Bak şimdi durdurdum. Burada ne var? Çift çizgi. Çift çizgi. Yani karşıya hiçbir surette geçilemez. Bölünmüş yol orası artık. O çizgi demek ki orası bölünmüş yol. Geçemezsin. Nasıl U dönüşü yapıyorsunuz oradan? Olmaz yani. Lütfen dikkat ama. Yusuf sürüyor. Niye emniyet şeridinde? Ha, bu arkadaşa selam vereceğim derken ne oldu? Füze geçti arada. Ha? İkisi birden söyleniyorlar aradan geçene. Bak. Durdurdum. Aman Rossi'ymiş ama aradan geçen. Tanımadı tabii çocuklar da o yüzden korkmuşlar. Rossi o Rossi, kaskından tanımadınız mı? Böyle Rossi'ler çok ya. Bunlar Rossi'cik. Devam edelim. En sevdiğim yollardan biri ve şu an çok üzgünüm. Hatay burası. Samandağ gidiyor o yol. Çevlik. Gördünüz mü? Burası bisiklet yolu. Çok güzel bir yol bu yol. Fakat Gördüm. bu demirleri sökmüşler. Arabaları oraya çıkarmak için muhtemelen. Bu benim tahminim. Yanlış olabilir. Bunlar demir arkadaşlar. Bakın yol boyunca. Arabaları buraya çıkarabilmek için bence o demirler sökülmüş. Ne beklenir deyiz Berkcan'la. Hadi bakalım gidelim. Yine sıkışık bir trafik. Durdu. Kırmızı ışık falan, yeşil ışık, durdurdum. Ve sordum, hazır mıyız ne beklenir bulmacasını çözmeye? Hazırız. Çözün bakalım o zaman. Çözenlere çikolata. Ya. Bir araç önünü kapatıyorsa oradan her şey çıkabilir. Çıkar mı? Çıkar. Muhammed de söyleyeyim. Yeşil yanıyor. Muhammed de mi diyor? Ne beklenir? Önden, arkadan, sağdan, soldan. İyice bakın bakalım. İleriden falan, şu araba falan. Ya o çıkar o. Ve devam eder. Gelir gelir üstüne üstüne böyle. Böyle gelir böyle. Abdullah sürüyor. Kırmızı ışık yanıyor. Yavaşlıyor Abdullah. Yeşil yandı. Devam ediyor. Hadi durdurduk bakalım. Ne beklenir? İpucunu da verdim. Artık bunu bilin lütfen. Ve bunu bekleyin. Yani yeşil bana yandı. Yol benim hakkım. Ha. Anlatırsın derdini doktora hastanede. Yol benim hakkımdı dersin o zaman. Kadir. İstanbul'da Sağ şeritten gidiyor Kadir. Gayet güzel, her şey yolunda. Var mı bir şey? Beklediğiniz bir şey var mı? Aynalara bakalım ama arkayı tam göstermiyor. varsa Ya önde kırmızı araba yavaşladığı için bu beyaz araba da şak diye sağa geçiyor. Çünkü kırmızı araba orada duracak. Ar olanlar, içinde ar duygusu yani utanma duygusu olanların bölümüne geldik. Şimdi bak skuterliğe bak. Yaya geçidi orası değil mi? Elektrikli bisiklet, yaya geçidi orası. Bir skuterli arkadaşımız daha geldi. Yaya geçidi orası. Yaya. Hani yaya. Başka gelir mi? Yok artık değil mi? Bak bir tane daha geldi. Yaya geçidi. Arkadaşlar hatırlatıyorum bak yaya geçidi. Ha, siz yaya mısınız? Evet, iki teker. Devam edelim. Bak şimdi bak bak bak. Hop, teker aldı. Şimdi
Bunun için ay be hakkını verdi. Scooter'la bilmem ne yaptı. Peki dengesini kaybetse şu çocuklara çarpsa aynı şeyi söyleyebilecek misiniz? Hakkını verdi diyebilecek misiniz? Ya da sizin başınıza gelse size çarpsa hakkı falan yok o işin. Gitsin pistte yapsın. Kapalı alanda yapsın. Bak kızdım. Vedat Allah aşkına şuna bak. Öndekini yine bağlamışlar. Hayır bağladılarsa da üstte ne işin var senin? Arkadakinde ne bağ var ne bir şey. O direkt tutuyor. O motoru tutuyor. Yahu düşersiniz. Aa üstüme elik sağlık. Ha bu videoda susuyorum. Hatta ben içeri gidiyorum siz seyredin. Bak orada tekerine bir şey sallanıyor. Sağ tarafına bak. Tekerine bir şey sallanıyor. O oradan çıkar, dişliye dolanırsa yapışır kalırsın. Onu toparla. Bere gibi bir şey var orada. Aha. Görmüyor musun? Oğlum pilotla bu. Vitese tak motoru. Vitese bas. Heh tamam. Oğlum birinin iç çamaşırı. Vallahi bilmiyorum. Geldim ben, bir şey kaçırdım mı? Eğlendiniz mi? Hadi görüşürüz. Artık ciddi olalım. Sizi ciddiyete davet ediyorum. Şimdi Tayfun gidiyor da tünelde 125'e gidilir mi Tayfuncuğum? Gidilmez. Neden gidilmez? Çünkü içeride her şey olabilir. Bak ne var orada? Koskoca bir kaplama. Lastik parçası. Tünellerde yavaş. Tüneller karanlık. Ümit gidiyor ama şu soldaki arkadaşa bakın. Sol şerittekine. Beyaz araba girdi arkasına. Bak Allah aşkına tacize bak. Ha, ileride tabakhane ileride sevgili dostum. Yetiş oraya. Ha. Emrecan bozkırda sürüyor. Neresi burası hakikaten ya? Güzel yer ama ha, bozkır. Kavşağa gelirken oradan bir araba döndü. Ya şurada kavşak var, şuradan dönsene. 50 metre gitmeye üşenen insanlar olduk ya. Gelene bak gelene. Geliyor gelmekte olan. Bak bak. Al. Yönmüş, tersmiş. Şimdi babanın tarlası mı desek evet diyebilir. O yüzden diyemiyoruz yani. Orası onun. Emre'yle sürelim. Evet bu arkadaşım telefon melefon bir şeyler yapıyor. Emre de gözü onda bir yandan çünkü yaya geçidinde sakat bir adam, özürlü bir arkadaşımız var, amcamız var. Yol veriyor Emre ama başkası da yok. Diğer iki motorlu geçti gitti. Göztepe. Bak şimdi soldakine bak, camdan kafayı çıkarmış olana bak. Dur 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 bak. Aynaya da elini koymuş, keyif yapıyor. Belli ki motorcu o. Ya motorcu bir köpek o. Alışmış. Keyif yapıyor adam. Rüzgarı hissediyor. Bunlar ne yapıyor? Hadi bilin. Himmet yolladı videoyu. Ne yapıyor bu iki motor? Öndeki arabayı itiyorlar. Ya bunun tersi olur. Bak iki motor bozulmuş arabayı itiyorlar ya. Şu laf var ya işte başka ülkede yaşayamam falan. Çok doğru bir laf. Çok doğru. Burada ne oluyordu? Ha, bunlar üç kanka yan yana duruyorlar. Şimdi bak ortadaki skuterli olan diğerine espri yapacak böyle gazıyla falan oynayacak ama asıl sağdaki ona yapıyor. Bak şimdi bak. Bir de skuter ya. Skuter ya hemen gidiyor. Yapmayın öyle şakalar ya. Geldik dersimize. Yüksel sürüyor. Durdurdum. Soru soruyorum şimdi. Bakın burası bir yaya geçidi değil mi? Yaya geçidi. Tabelalar var. Yerde çizgiler var. Yüksel buradan kaçla geçmeli? Maksimum sürati kaç olmalı yasal olarak? Burada bir de tek parmak fren var ya bak karşıdan gelen araba tek parmak. Arka fren takır takır ABS çalışıyor. Ön fren tek parmak sıkıldığı için fren mesafesi bu kadar uzuyor. Ben karışmam tabii size de yani bununla yeterince güç veremeyebilirsiniz. 30 cevabını aldınız mı? Yaya geçitlerine 30'la yaklaşmak zorundayız. Biliyor muydunuz? Bak şimdi gidiyor yapıştırdı vallahi. Oo paşalar gibi durdu. Ne bu? Yaya geçidi. Kaçla gidiyor? 106. Kaçla gitmesi lazım? 30. Bak yayalar geçiyor şu 30. Bulvar geniş olabilir. Önemli değil. Bu tabelayı gördüğünüz zaman yavaşlamaya başlayın. Yaya geçidinin de 30'a kadar düşmüş olun. Kaça?
30'a 106'lara falan değil, 60'lara 70'lere değil, 30'a kadar düşmek zorundasınız yasal olarak. Bırak yasal olmayı her şeyi, bir yayaya çarpmak ister misiniz? Şu yaya geçitlerini artık bir öne çıkaralım ya. Medeni bir davranış. Yaya, hepimiz yayayız. Sen değil misin motorcu arkadaşım? Yaya değil misin sen? Sana da yol verilsin istemez misin? İstersin. O zaman sen de yol vereceksin. Bu kadar. Kendisine yapılmasını istediğin şeyi başkasına yap. Yapılmasını istemediğin şeyi de başkasına yapma. Düstur budur bizde. Anlaştık mı? Şimdi bu videoyu kesintisiz olarak izlediniz. Yani hiç kesinti olmadı. Araya hiç reklam için bir kesinti yapılmadı. Çünkü güvenli sürüşü iCrypex destekledi. Bu yüzden olmadı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu sayede tabii Prime üyeler buradan anlamıyorlar belki bir şey. Çünkü onlar baştan para yatırdıkları için kesintisiz izliyorlar. Ama çoğunluk, büyük bir çoğunluk Prime üye değil YouTube'a. O yüzden reklamları izlemek zorundaydılar. Ama şimdi iCrypex sayesinde bu zorunluluk ortadan kalktı. Teşekkürler bir kez daha. O zaman ne diyoruz finalde? Hadi iyi sürüşler. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sundu.